Euro 96'da Bertie Fox, forvette Jürgen Klinsmann'ın partnerinin kim olacağı konusunda bir türlü karar veremiyordu. Freddy Bobic, Stefan Kunz, Oliver Bierhoff, Höller'in boşluğunu doldurmaya aday isimlerdi. Hemen her maçta forvet hattı değişiyor ama Almanya kazanmayı sürdürdüğü için bir problem teşkil etmiyordu. 94 Dünya Kupası'ndaki felaketin ardından Almanya, Çek Cumhuriyeti, İtalya ve Rusya'nın bulunduğu gruptan gol yemeden lider çıktı. Fox'un Zammer, Helmer ve Kohler'den oluşan üçlü savunması rakiplerin karşısına tecrübe abidesi gibi dikiliyordu. Çeyrek finalde o savunmayı ilk aşan isim Schuker oldu. Ama bu kez geriden Zammer çıkıp golü attı ve üzerine düşeni yaptı. Yarı finalde de İngiltere engeli aşıldıktan sonra finalde rakip Çeklerdi. Forvet'te Klinsmann'ın yanında bu kez Kunz vardı. 59'da Poborski'nin sürüklediği kontratakta Zammer rakibini ancak penaltıyla durdurabilmişti. Borussia Dortmund'un genç yeteneği Patrick Berger, raket gibi kullandığı sol ayağıyla takımını 1-0 öne geçirdi. Fox için artık riskleri arttırmanın vakti gelmişti. 69'da Mehmet Scholl'un yerine giren adam futbol tarihine geçecekti. Oliver Bierhoff, önce 73'te Ziyege'nin kestiği nefis topu kafayla ağlara gönderdi. 95'te ise ceza sahasında topu eveleyip geveledikten sonra zayıf bir şut çıkardı. Top bir savunmaya bir kaleciye çarpıp kimsenin nasıl olduğunu anlamadığı bir şekilde ağlarla buluştuğunda kayıtlara tarihin ilk altın golü olarak geçecekti. Udinese'li 28 yaşındaki Bierhoff'un kariyeri 26 dakikaya sığdırdığı iki final golüyle birlikte biraz geç de olsa yükselişe geçecekti.